Bildiğiniz gibi dinle alakası olmayan, dinin sadece istismarını yapan ama dini yaşayanlara da karışmadan duramayan bir kesim var. Bunların dinle alakası bayramdan bayrama bayramın tatil kısmının keyfini çıkarmaktan ibaret. Yoksa bayramın özüyle de alakaları yok. Ramazan ayı pideden, bayramı da şekerden ibaret. İşte bu kitle Diyanet'e saldırmak için Diyanet'in verdiği fetvaları diline doluyor. Mesela en son baldızla zina meselesine el atmışlar. Haber şöyle. Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından hazırlanan fetvalar kitabında baldızıyla zina eden kişinin hanımı boş olur mu sorusuna zina büyük günahlardan olmakla beraber eşlerden birinin zina etmesi nikahlarına zarar vermez diyor. Fetvayı aktarmışlar ama burada maksat dini bir hükmü insanlara ulaştırmak değil elbette. Bu haberi paylaşan takipçi kitlesi Diyanet'e sövüyor. Çamurcu gazetenin de maksadı bu zaten. Yok efendim, sapık Diyanet baldızla zinaya fetva veriyor. Diyanet'in işi kalmamış, baldıza sıra gelmiş gibi akla zarar yorumlar yapılıyor. Hani merhum Kadir Misuroğlu'nun bir sözü vardı. Kemalist demek mantıkla alışverişi kesmiş insan demektir. Sadece Kemalistler değil, bu mantıkla alışverişi kesen birçok topluluk olabilir. Sen bu fetvadan nasıl böyle bir sapıklık çıkartıyorsun? Mesela bakın, TCK'nın cinsel suçları düzenleyen maddeleri var. Nelerin cinsel taciz, tecavüz suçu olabileceğini, sayılabileceğini açıklıyor. Ayrıntılarıyla madde madde sıralanıyor. Şimdi kalkıp bunu okuyan birisi, bu yasayı da ne sapık adam yazmış, aklı fikri nelere çalışıyor böyle diyebilir mi? Diyemez, çünkü yaşanan olaylar, hadiseler var. Bunlara binaen çıkartılmış ve ayrıntılandırılmış. Yine mahkemelerde de aynı şekilde. Hakim sanığa ayrıntıları sorar. Sanık da yüz kızartıcı bir suç olsa bile ayrıntıları anlatıyor. Ya hakim bey, ne sapık adamsın mı diyeceksiniz? Hakimin amacı ne? Cinsel hikaye dinlemek mi? Olayı aydınlatmak ve ona göre hüküm vermek. Bu gibi fetvalar da böyledir. Bir hukuk maddesidir. Yapılan bu zina nikaha zarar vermez diyor. Genel bir kaide. Yani eşlerin nikah akdi devam eder demek. Sana git zina et, istediğin haltı karıştır demiyor ki. Başında da söylemişler işte. Büyük günahtır, haramdır. Ama olur da birisi bu harama düşerse, nikahım ne olur diye sorarsa, nikahına bir zarar gelmez diyor. Nasıl bir kafayla okuyorlar bu fetvayı siz düşünün. Geçenlerde de midye fetvasına takılmışlar. Yahu size ne? Sanki fetvayla mı yaşıyorsunuz? Yaptığınız yapacağınız işlerde fetvaya mı bakıyorsunuz? Yok. Zaten o yüzden İslami bir yönetimi istemiyorsunuz. Din bize karışmasın diyorsunuz. Verilen bu fetvalar dinini yaşayan, dinin hükmünü önemseyen Müslümanlar için veriliyor. Siz niye dert ediyorsunuz? Tabii ki amaç Diyanet'e, Müslümanlara, oradan da dine saldırmak. Bakıyorlar o fetvaları, hutbeleri didik didik ediyorlar. Siz hutbe okunurken uyuyorsunuz. Haftanın hutbesinden haberiniz yok. Bunların editörleri baştan sona en ince ayrıntısına kadar okuyor. Adamlar okuyor. Ama ne için? Hangi kelimeyi, cümleyi alabiliriz de çarpıtabiliriz? Bir polemik çıkartabiliriz, karalayabiliriz, saldırtabiliriz diye. Gaye bu. Diyanet İşleri son zamanlarda hiç olmadığı kadar hedef olmaya başladı. Bunun da bazı sebepleri var. Bizim Müslümanlar çok farkında değil ama onlar işe uyandılar. İnşallah başka bir videoda bu konuyu da ele alırız. Ve arkadaşlar, Diyanet'i de biz savunuyoruz. Allah için. Hani nerede o tarikatlara, cemaatlere saldıran müftü? Geçenlerde ifşa etmiştik. Hadi buyursana, senin temsil ettiğin Diyanet'e saldırıyorlar. İki kelam etsenize, Türkiye'deki hak tarikatlara, cemaatlere hiçbirini ayırt etmeden aslan kesilenlerin böyle Kemalistlere, solculara nedense ne hikmetse hiç sesi çıkmıyor. Esasında arkadaşlar, Diyanet Türkiye'deki en büyük cemaattir. Müezzinleri, imamları, müftüleri, vaizleri, Kur'an kursu eğiticileri, öğreticileri, belletmenleri, müftülük çalışanlarıyla, Diyanet çalışanlarıyla, daireleriyle, kurullarıyla Türkiye'nin en büyük cemaatidir esasında. Ama bakıyorsunuz Diyanet'e saldırılıyor, bir karalama kampanyası düzenleniyor. Diyanet'i savunan, müdafaa eden yok. Ya senin kurumuna saldırıyorlar, neden müdafaa etmiyorsun? Bütün Diyanet mensupları bir mesaj paylaşsa, bu din düşmanlarına bir mesaj gönderse, bunların artık sesi çıkmaz olur. Yani düşünce şu mu? Maaşımız yatıyor ya, ne olursa olsun bizi alakadar etmez. Velhasıl arkadaşlar, dine saldıranlar, din düşmanları üzerine düşen, kendine dert edindikleri şeyi yapıyorlar. Hatta çok çalışıyorlar, gayret ediyorlar. Ama bu tarafta bize bakıyorsunuz. Biz Müslümanlar ne organize olabiliyoruz ne de hakkıyla yerli yerince cevap verebiliyoruz. Onlar da bu açıktan istifade ediyorlar
ve sesleri gür çıkıyor gibi görünüyor.